Merhabalar. Evde kokuyu şeyini mi değiştirdin? Ne derler? Resmini. Evet. Güzel kızım, hoş geldin. Eylül. Yok, daha şey yapmadım hayatım. Bulaşık falan yıkadım, temizlik yaptım da. Bir arkadaşım bana ikram etmiş, göndermişti. Sağ olsun. Yok, Eylül bana çorba gönderdi, sağ olsun, güzel kızım benim. Ben istemeden şey diyorum, rakı diyorum. Bir arkadaşım yolladı. Evet, tabii ki üzgünüm, çok çok üzgünüm hem de. Aurora bir yandan, Çağla Akalın bir yandan. Benim hadi sorunlarım, onları da atladık. Yani bence Çağla Akalın kurban oldum Allahu Teala olaraktan, inşallah bir an önce acil şifalar versin, iyileşsin. Kızım için mi ve Aruşka için de şey, Patican'dan haber gelmedi. Bulaşıklarım vardı, onları yıkadım efendim. Burayı sildim, ettim işte. Öyle. Bakınız, başka zaman havlardı. Kedi sesi geliyor buradan. Şu an yani inşallah canım, inşallah. Kasap amcanın gönderdiği et var, şimdi haşlayacağım. Buradan da onları arkaya atayım da yesinler bari. Açlar çünkü. Kediler. Mandalina. Da şey yapıyor. Bilmemezlikten geliyor. Herhalde Çağla'yı sevmeyen birisi. Çağla kadar başına taş kaya düşsün. Abu bu.
Daskin. Tamam. Bugün gene Aurora'yı çıkarttım. Dedim hani kız biraz dedim, hava almışsan. Ondan sonra yağ çözle deterjan alacaktım işte. Şeye büyük markete almadılar. Kalabalıktı da. O yüzden şey yapamadım. Var var, idare edecek kadar var. Allah'ıma şükürler olsun. Var. Atsana bana şeyden bakayım. Yeni mi paylaşılmış o? Tabii. Yok, Eylül'e dedim canım. Daha önceden de şey oldu ya, Eylül. Gizli kapaçıkları mı ne onlardan dolayı canım. Efendim, bu arada Melisa, kadim dostuma ve Eylül editörüme mercimek çorbası göndermiş. Ayran yollamış bana. Melisa hanımefendi de, solistim, rakı göndermiş efendim.
Eylül bir tanem daha şey yapmadım canım benim. Önce Arışkan'ın kasap amca göndereyim ya kız. Ha Eylül kendi ben istemedim kendi gönderdi. Arışkan'ın kasap amca gönderiyor ya. Yok şu an değil ilerleyen saatlerde ısıtırım ya sorsa bile zaten açmadım ki duruyor. Sorsa da ısıtırım yani. Şu küçük olur herhalde. Küçük mü olur? Evet, küçük olur. Küçük olur değil mi? Kasap amcanın gönderdiği. Yarısı kedilere, yarısı Aurora'ya. Hava soğuk baksana arkadan miyavlıyorlar canım. Geliz nerede Geliz? Hera bir Melisa'yı etiketlesene canım.
Baysal, Alev Medya'yı etiketle, bir de Melisa'yı. Yok, zaten her şey belli ortada ki. Tekrar edip de fazla niye üzüleyim? Zaten anlatmışım Yeliz'de olan şeyimde. Yeliz benim konuğumken. Daha neyin peşindesiniz yani? Benim kapım Mükremine kapalı. Sana açık. Duru'ya da açık. Mükremine kapalı benim kapım. Mükremin değil miydi? Çağla'ya karşı beni kışkırtmaya çalışan. Ha? Çağla'yı ben ne kadar sevdiğimi siz biliyor musunuz? Ne kadar desteğini gördüğümü biliyor musunuz yıllardır? Ha? Mükremin kimmiş? Soytarının önde gideni. Yok, Masal demiş ki ne, Mükremin'le haftaya sana geleceğiz. Aman aman aman. Sen gel Masal. O Duru'yu da al. Aman Mükremin'i ben istemiyorum. Allah kahretsin onun. Bu kadar söylüyorum. Geldi burada Çağla'ya karşı beni kışkırttı. Kışkırtmaya çalıştı, pardon. İnan elimde imkan olmuş olsa yemin ederim atlar gidi ama yoğun bakımdaymış efendim göstermezler ki. Bir kardeşi paylaşım yapıyor işte. Yoksa niye gitmeyeyim? Her türlü elimde de imkan var. Olur da.
Ama yoğun bakımda. Dilerim Allah'tan bir an önce yoğun bakımdan çıkarılsın. Ha, gelir gelir buraya gelir. Yayını bitsin gelir. Menüde mi? Menüde var. Allah ne verdiyse kurban oldum Allah. Hamdolsun Allah'ıma şükürler olsun. Sonuçta ağzı olup dili olmayan başta Aurora'mı ve çevrede burada olan kedilere yapıyorum elimden geldiğince yani öyle. Ben yesem ki ne olacak, yemesem ki ne olacak. Hayat beni yemiş zaten. En iyi arkadaşlarım hastalanıyor. En iyi arkadaşlarım belaya karışıyor. Ben ne yapayım? Bana zarar verenlere illaki kurban oldum Allahu Teala'dan. İllaki onları da toplu bir şekilde can çekişerek böyle verecekler. O zaman ben iştahım açılacak. Ayın 27'sinde efendim arabam satlığa çıkıyor. İcra yoluyla. Üzülmüyorum.
Allah'a havale ettim. Bir de onun park parası var. Onu da aradım. Öğrenemedim. Bilmiyorum yani. Bilir kişinin koymuş olduğu reanş bedel 190. Açık arttırmayla satıldığında bana da işte az önce Yeliz'le beraber olan videomda açıklama yaptım. Diğer alacaklılardan 20-30 bin kalırsa ben de dişlerimi yaptıracağım. O da kalırsa. Diğerlerini de zaten yapılandırma yaptıracağım. ...400-500 bin... ediyor normalde. Bugün bir Şahin Doğan almış olsa adam 400-500 bin istiyor. Bu icralık olduğundan dolayı yani işte. Ama Gebze, sakın bunu unutma, adalet yoluyla Cumhuriyet Başsavcılığına o kadar dilekçilerim var, İçişleri Bakanlığına var. Bak bugün beni bana tehdit mesajı atmışsın. Tamam mı? Onu da götürdüm verdim. Her yerde var. Herkese yapıyorsun sen. Gebze ile icra dairesi ile Melike Hanım'la işbirliği içerisinde olduğuna dair ses kaydını Pancar'la beraber alıp Pancar bana atmıştı. Hayır, Pancar bana atmadı. Üçlü konuşuyorduk. Ara dediğinde. Yeliz Hanım gelmiş. Hoş geldin Yeliz. Gel canım. Herkes hakkını aramalı yani. Adalet yoluyla. Değil mi? Bugün o kazandı. Eğer geç illaki adalet bunu araştırıyor. Teknik takibi almış zaten. Herkese yapıyor. Filiz Öçevik hanıma olarak tanıdığımız 75 bin ondan dolandırmadı mı? Arabasına icra koydurtmadı mı? Pancar kafaya iyi oldu. 5000'de onu dolandırmış. 5000'de beni Gebze Adliyesi'nde dolandırdı. Bunların hepsi savcılıkta. Tabii. Elime delil geçtikçe götürüp veriyorum. Mıncamı da kaldırmıyorum ha. Çimer üzerinden. Çünkü orada sürekli takipli yani bu. O Bilal Beşli. Kan kusuyorsun ya karşımda beni arayıp da. Sen kan kusup da Çağla yerine, onun bunun yerine Ebedi Kokuyla naşladığında ben Zeynep'i, Filiz Öçevi'yi Ankara'ya çağıracağım. Davul zurna getirtireceğim şeyden, saman pazarından halay çekeceğiz. Nasıl Filiz Öçevik Bakırköy Suit Otel'de Tekdiş'te halay çektiği gibi ben de Filiz Öçevik'te burada çekeceğim. Onu bekliyorum. Tek amacım o. Şimdi Yeliz Hanım gelme çünkü Bilal Beşli hakkında konuşuyorum ben burada. Gerçekleri konuşuyorum çünkü.
yeter ki bu iblis zaten kan kusuyor mide ameliyatından dolayı. Obez olaraktan onun her türlü şeyi nasıl benim onda var, onun da bende var. Neyi var? O beni çoğunlukla şikayet etmiş mi? Gebze onun elinde mi? Kimle bağlantılı? Teknik takibi alındı. Bakalım. Karşıma da geçiyor, kan kusuyorum. SB, Sibel. Kus. Kus ama ebedi kokuriye naşladığında ben Filiz Ölçevi'yi Ankara'ya çağıracağım. Hem de burada Bükülmez Sokak'ta davul zurna la halay çekeceğiz. En son atmış olduğun tehdit mesajını da aldım götürdüm. Aldın elimden arabamı. Açık arttırmayla, ihaleyle. Bakalım ne olacak? Allah katında, adalet yolunda. Hiç üzüntülü değilim arkadaşlar. Üzüntülü değilim. Çünkü adalet mülkün temelidir. Bunlar teknik takipte. Sadece bana yapılan bir şey değil bu. Herkese yapıyor bu Bilal Beşli. Ali Büyük davanı sürüyor burada. Bilal Beşli ile Ankara'da. Müşteki benim. Sanık sizsiniz. En son demiştim ki ne Bilal Beşli Okşan Büyük'ten vazgeçeceğim. Ama sen Bilal Beşli'yi benim başıma musallat ettin. O yüzden geçmiyorum davamdan. Geçmeyeceğim de. Şunu da söyleyeyim, üzüntülü değilim. Ve 4 kişi hakkında uzaklaştırma tedbiri. Kadına Şiddet Bürosu beni aradı. Ve gittim. İsimlerini de sayayım ben buradan. Bilal Beşli, Şükriye Doğan, Fulya Türk Yılmaz, eşi olan neydi Beytullah? Hoş geldin Yasmin. Tedbir daha çıktı mı çıkmadı mı tebligat ellerine geçtiğinde o günden itibaren belli.
Yok ancak Yasmin, Patrişan destek olursa fakülte hastanesine götüreceğim. Yoksa benim imkanım yok. Zaten arabam 27'sinde satlığa çıkartılıyor. Arayın Balgat otoparkını, yedeğimini. Ispatlı veya bilir kişi, aman bilir demişim. Bilal Beşli ile konuşan kimse ona yazsın, o söyler zaten. Tarihi de burada belli. 27'si. Hayır, o da üzülüyordu. Aruşka da üzülüyordu. Aruşka'nın psikolojisi de bozuldu, benim de. Neden bu kadın her gün içiyor dediğinizde, Bilal Beşli yüzünden. O yüzden, yani Allah kurban oldum, Allah kan kusuyor, gebersin. Buyurun. 27'sinde araba satılıyor. Vallahi şimdi kasapanca şey göndermiş. Onu yapıyorum. Yani az yiyor ama çok. Neyse şimdi Aruşka'dan da bahsetmeyelim. Yani. Gördünüz değil mi efendim? Hiç arabada benim gözüm yok. Açık artırmayla satılacak. Bilir kişi ranç bedel olaraktan 190 biçti. Fakat açık ihale, az önceki bir videom var. Yeliz'de orada anlatıyorum. İşte açık artırmayla. Yani başka borçlarım da var. Keşke bana bir 20 bin, 30 bin kalsa da ben de üst dişlerimi yaptırsam. Birkaç tane impilat. Hoş geldin Berin Serdan.
İhaleyle satılacak, evet. Alman kardeşimin dediği gibi. Almak isteyenler almak isteyenlere duyurulur. Yani bugün nereden baksanız normal fiyatı 500-600 bin mi? Herhalde. İhaleyle satıldığı için Alman kardeşimin dediği gibi. Yok hayatım, başkalarına da borcum var benim. Alman bir yazsana. Sayın Baysal'a. Sanki bilme, aman sen de bilmemezlikten gelme bir. Benim o kadar kendime zarar verdiğim psikolojimin fazlasıyla bozan Bilal Beşli, biliyorsunuz sosyal medya mecralarında kendime madilik yaptığım, ondan sonra psikolojimin fazlasıyla bozulmasının gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gerek Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermiş olduğum, İçişleri Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na vermiş olduğum suç duyuru müracaatlarım, dilekçelerim, almış olduğum raporlar ne olacak Bilal Beşli? Siz şimdi benden bu arabamı sattırdınız. 27'sinde ihaleye çıkıyor. Tekrar göstereyim ben. O zaman elinize ne geçiyor? Hiç demiyor musunuz? Bir transseksüelin hayatının dramatik çalışma kelle koltukta bu arabayı nasıl aldı? Hiç mi vicdanınız yok? Bilal Beşli. He? O parayı nasıl yiyeceksiniz siz? İlla ki kurban oldum Allah. Gırtlağınızdan çıkartacak. Onu bekliyorum. Tekrar göstereyim efendim. Nasıl kursağından
Mide ameliyatı, obez ameliyatı olmuşsun. Kan kusuyorum diyorsun. Ama Sibel Baysal'ın bu şekilde ayın 27'sinde efendim arabam satılıyor. Bilal Beşli tarafından. İcra olarak. Yalvardım o kadar burada herkese. Hiç kimse yanaşmadı bana. Ama ben gururlu bir kadınım. Ben sinirli yatmadım. Ben sadece pizza seviyorum. Bir kere açıklama yaptım. Yardımcı olan dedim. O da Seda Hanım'ın eşinden 1.000 TL. 1.000 TL neye yarar efendim? Siz bilerek bundan herhalde korkuyorsunuz. Bu herhalde korkutmuş sizi. Yani şu an 55 kişi. Acaba bizi de mi dava eder? Ediyor. Ediyor efendim. Şöyle ediyor. Biriz ölçeviyi de etti. Ondan da 75 bin arabasına koydurdu ve ne oldu? Evet. Efendim bugünkü şey dedim ya Melisa solistim geldi. İçkimi karşıladı efendim rakımı. Sağ olsun. Yani. Öyle. Vallahi üzülmüyorum da yani yukarıda Allah var. Fakat şunu söyleyeyim. Bana bu Cumhuriyet Başsavcılıklarında mevcut. Bana bir şey olursa Bilal Beşli ama kendi kendime ama başka birisi tarafından. Bilal Beşli. Şükriye Doğan. İki isim yazılı. Ve bacısı Zeliha Nurbeşli. Üç kişi. Vallahi bilmiyorum. Herhalde yani Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı teknik takipte Bilal Beşli'ye. Çünkü Gebze'de herhalde bir şeyi var onun. Ortaklaşma şeyi var. Teknik takip dediğimiz zaman yani bir bekler. İkinci bekler, üçüncü de pat alır. Yani. Öyle. Tekrar göstereyim efendim şeyi. Arabanın ne zaman şeye çıkacağını. Ondan sonra videoma son vereceğim. Sonra Gülüm olaraktan geleceğim. Gollum mu kaldı? Neyse Gollum yaparım ben. Ama ne olacak? Şöyle yapayım da. Aman Aruşka'nın eti de yanmasın da. Evet. Şöyle yapalım efendim. Buyurun.